alalım. Ardından Berkan Bey ile konuşmamıza yine devam ediyor olacağız. İDEF 2021 15. Savunma Sanayi Fuarı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. EKATÜRK olarak biz de oradan tüm gelişmeleri aktarıyoruz. Şimdi oraya gidelim. Muhabirimiz Tuğba Aşıcı yanında konuğuyla bizleri bekliyor. Evet Tuğba, detayları senden alalım. Evet Pelin, İDEF 21 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndayız. Fuar 17 Ağustos'ta başladı, 20 Ağustos'ta sona erecek. Bugünkü konuğumuz ULAK Genel Müdürü Zafer Orhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zafer Bey, bize İDEF 21 ile ilgili düşüncelerinizi söyler misiniz? Tabii. 15.si düzenlenen İDEF 21 fuarı ülkemiz için öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İDEF fuarı önemli bir fuar. Malumunuz savunma sanayi alanında ve teknoloji alanında özellikle ülkemizi dünya standartlarında bir ülke olmasının resminin en güzel örneklerinden bir tanesi. Yaklaşık 650 yerli firma, 500'den fazla da yabancı firmanın katılımı sağladı. 1200'den fazla firmanın, uluslararası firmanın yer aldığı büyük bir fuar. Peki ULAK için önemi nedir bu fuarın? ULAK tabii için önemi şu şekilde. Biz malumunuz milli bir firmayız. ULAK baz istasyonu olarak yer alıyoruz. Uluslararası alanda kendi müşterilerimiz, paydaşlarımız, teknoloji geliştiriciler, tasarımcılar, uygulayıcılar, onlarla büyük bir ekosistem içerisinde yer almış olmaktan ULAK için kıymetli bir konsept. Bu açıdan bizler için önem arz etmekte. 5G ve ötesi çalışmalarınız bulunuyor. Bununla ilgili bilgi verir misiniz bize? Tabii, ULAK malumunuz Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir firması. Bu iştirakla, bu akılla kurulmuş bir firma. Baz istasyonu üretiyoruz. Dünyayla teknoloji çok eş zamanlı yürütüyor, eş zamanlı geliştiriyor. Dünyada bu işleri yapan 4 ya da 5 ülkeden bir tanesiyiz. Tamamı milli ve yerli mühendislerimiz tarafından üretilmiş ULAK baz istasyonunu bizler üretiyoruz. Şu anda LTE dediğimiz 4.5G teknolojisiyle ticari sahalarda yer alıyoruz. Bununla beraber de 5G ve 6G çalışmalarımız devam ediyor. Sadece 5G değil, 5G ve ötesi bizim mottomuz. 5G'nin çeşitli komponentlerini üretiyoruz. Mühendislerimiz arka tarafta ciddi bir Ar-Ge çalışması yapıyor. Bunun devamını sağlıyor. Çok kıymetli bir teknoloji. Aynı zamanda 6G teknolojisine de yoğun bir şekilde arka planda Ar-Ge'sini çalışmasını yapıyoruz. 5G bir sonraki stepte sadece haberleşmeden olay çıkıp çeşitli IoT internetin çeşitli nesneleri olan internet, giyilebilir internet, birçok alanda, sağlık alanında, teknoloji alanında, efendim tarım alanında, eğitim alanında birçok dikey sektörler dedim, sektörlerde artık hayatımızda işçi olacak. Otonom servislerde birçok noktada. Bu vesileyle milli bir teknoloji yapısının bu 5G'yi yönetebilmesi ülkemiz açısından dünyayı eş zamanlı yönetme açısından çok kıymetli, çok önemli bir pozisyon. Bizler de bu geceli gündüzlü mühendislerimiz, kendi yerli ve milli olan kardeşlerimiz hepimiz beraber buna çaba sarf ediyoruz. Böyle bir teknolojiye ve böyle bir firmayla Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çatısı altında devam etmek de bizler için ayrıca gurur verici bir konu oluyor. Evet, yerli ve milli olmak gerçekten bizim için gurur verici. İDEF 21'de bir protokol imzaladınız. Bununla alakalı bilgi verir misiniz bize? Tabii. Biz malum sadece haberleşme şirketi olmanımızın yanında işte private network denen özel ağlar oluşturabilme yeteneğine sahibiz. Bunu da baz istasyonumuzla çeşitli SDN dediğimiz Soft Defined Network ürünümüz var. Bizim Maya ürünümüz var. Onunla data merkezi olarak verilerimizin kontrolüyle beraber havacılık ve uzay sanayi bölgemiz var. Celal Sami Tüfekçi Yönetim Kurulu Başkanı, bizim de yönetim kurulu başkanımız. İki kardeş kuruluşun bir Türk modeli olarak private ağ şebekesi üzerinden kendi yaptığımız ürünler nezdinde orada yönetilmesi bazında 4.5G ve 5G teknolojilerinin hub'la beraber yapılması konsepti oluştu. Bunu da biz ULAK ve hub yöneticiler beraber bir protokole bağladık. İnşallah burayı bir model yapıp bununla beraber buna benzer birçok noktada private network denen bu başlığı yaygınlaştırmayı planlıyoruz ve düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Zafer Bey, katkılarınız için sağ olun. Evet, ULAK Genel Müdürü Zafer Orhan bizlerleydi. Kendisi 5G ve ötesi çalışmalarını anlattı. Söz sizde, şimdilik bizden bu kadar. Çok